gerçeği bu millet bilmeli. PKK denilen iş Ermeni işidir. Katiyen Kürtçülükle alakası yoktur. Bu neye dayandırıyor? Bak şimdi söyleyeceğim. Abdullah Öcalan denilen adam da asla bir damla Kürt kanı taşımayan bir adamdır. Anası da katliamda yetim kalmış bir Ermeni çocuğudur, babası da. Anası bir Türk aile yanında, babası bir Kürt aile yanında büyümüştür. PKK militanlarının 2/3'ü Ermeni delikanlısıdır. Güneydoğu'da... Ama çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Evet, biz, ama ispat edeceğim şimdi sana. Nasıl? Ve bunun neticelerini söyleyeceğim. Ermeni olduklarının ispatı şudur. Vuruşmalarda öldürülen militanların kaçarken arkadaşları kiminin yüzüne ateş eder, yüzünü dağıtırlar. Kiminin tenasül organlarını ateş eder, dağıtırlar. Yüzünü dağıttıkları şunlardır. Gündüz şehirde esnaftır vesairedir, gece dağa çıkıyordur. Teşhis edilirse ailesine zarar verilir diye. 2/3'ü Ermenidir. Ermeni vurulduğu zaman tenasül uzvunu ateş ederler kaçarken. Sünnetsiz olduğu belli olmasın diye. Bunu Güneydoğu'da vazife görmüş çok subaya ben söyledim. Aynen böyle olduğunu tasdik ettiler. Bunu devlet bilir. Bilmemesine imkan yok. Ayrıca telsiz konuşmalarında Ermenice konuştukları da sabittir. Bunu da devletin istihbaratı bilir. Abdullah Öcalan yakalanıp geldiği zaman o günkü gazeteye bak. Benim anam Türk'tü diyor. Hayır, Türk aile yanında büyümüştür. Benim yazıhanem Cağaloğlu'ndayken vilayette çalışan polislerden biri dedi ki ben Cizre'de vazife yaptım. Abdullah Öcalan'ın anası da babası da karakola gelip her gün imza atıyorlardı. İkisi de Kürtçe bilmiyordu. Orada ben kendileriyle asbal ettim. Aynen senin dediğin gibi birisi Kürt aile yanında. ...1999'da Apo Kenya'da yakalandı ve Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası uygulanmadı. İmralı'da mahkeme sırasında Batı'nın tüm üst düzey isimleri, dünyanın en ünlü gazetecileri sorgulamayı izledi. Batı'dan Öcalan'a destek mesajları yağıyordu. Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Mitterrand'ın açıklaması gazetelerdeydi. Ne mi diyordu? Ben Apo'dan daha çok Apo'cuyum. Abdullah'ın kalbimde çok özel bir yeri var. Vatikan bir bildiri yayımlıyor. 1918'den beri Kürtler bağımsızlıklarına kavuşmayı bekliyorlar, diyordu. Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği dönem başkanı, Apo'yu asarsanız AB'ye giremezsiniz, diyordu. Ardından Leyla Zana'yı hapishanede ziyarete gidiyordu. Sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetine HADEP'li belediye başkanlarıyla diyalog tavsiyesinde bulunuyordu. Yoksa AB kapısı kapanıverirdi.
Öcalan idama mahkum olmuştu. Ama Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası kaldırıldı. İmralı'dan avukatları aracılığıyla yandaşlarına görüşlerini iletmeye devam etti. Öcalan mahkemeye verdiği savunmasında kendisinin batılı ülkelerce korunup beslendiğini, batılı ülkelerden silah, malzeme ve para yardımları alarak Türkiye'ye karşı savaştıklarını açıkladı. Batı'nın sevri uygulama peşinde koştuğu ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçladığı açıkça ortaya konmuştu. Sorgusunda kullandığı bir cümle her şeyi özetliyordu. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım. Ben bunu bir kez bir kez söyledim. Zaten kumanın da çarpıcı örneği benedir bu. Nereden nereye dönüp değil. Ortada. Barış ve kardeşlik için. Devletin hizmetinde çalışma isteğimi kararlılığımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda gösterdiği saygılık bir yaklaşımı bir gereği olarak ben de son noktayı kullanıyorum. Son noktayı koyacak imkanlar var. Bunları da kullanmak istiyorum. Bunun arası mı yiyecek? Araya bir şey karşına mı yiyecek? Hangi yoluna? Burada mı? Bir de hiç olamıyor. Beş para etmesin de gün olamıyor. Ama şu adam milyonlar diyor ki sen için ölüm. Hayır benim için ölmedin benim için. Şu memleketinizle böyle birleşin. 10.000 kişinin yalnız birbirlerini öldürmeleri halinde rakam 100.000'e çıkartmıyor. Bunu durdurayım bari. Durdurmayın kendi elimizde. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım diyecekti. İngilizler Lozan'da Musul meselesi görüşülürken Şeyh Said'i kullanmışlardı. Fransızlarla Hatay için boğuşulurken Dersim isyanı patlamıştı. Türk ordusu Kıbrıs'taki kıyıma dur deyince Asala örgütünün katliamı başlamıştı. Güneydoğu Anadolu projesiyle Türkiye suyun kontrolünü sağlayacak ve bölgesel güç olabilecekken PKK ortaya çıkmıştı. 2000'lerde Sevr Anlaşması'ndan Büyük Orta Doğu Projesi'ne izler düşmeye devam edecek, ılımlı İslam adı altında Türk insanının inanışları deforme edilecekti. Amerikan Gizli Servisi'nin Türkiye'ye pek aşina adı Graham Fuller, Türkiye'nin laiklikten vazgeçmesi gerektiğini vaz ediyordu. Tarikatlara izin verilmeliydi. Bütün bunlar olurken Türkiye inanılmaz ölçüde fakirleşecek, ithalatı artacak, ihracatı düşecek, tüm kaynakları yabancı ellere geçecek, para getiren neyi varsa satılacak, sanayi tesisleri şalterlerini kapatacak ve halk yokluğun pençesinde kıvranacaktı. Dünya Bankası raporuna göre halkın %20'si yoksulluk sınırı altında yaşamaya başlayacaktı. Türkiye'nin önüne konan havuç Avrupa Birliği üyeliği sayesinde Batı, demokrasi adına bölücülük, insan hakları adına gericilik, dinler arası diyalog adına misyonerlik, çevrecilik adına suyumuzu ele geçirme operasyonları yapıyor. Bir Kürt devletinin kültürünü yaratmak için televizyonlar açıyor, yeni bir Kürtçe icat ediyor. Hatırlayın, Lord Curzon Lozan Konferansı'nda Musul-Kerkük konusu görüşülürken Kürtleri kastederek ben onlara bir alfabe verdiğim gün görürsünüz demişti. Bugün görüyoruz. Şimdi Batı bölgede ortak Kürt kültürü yaratma peşinde. Maddi çıkarları bunu gerektiriyor. Batı içinden geçtiği krizle sallanırken Asya'nın kilidi Türkiye'yi kırmaya çalışıyor. Aslında dünya 21. yüzyıla 20. yüzyıl başındaki koşullarla giriyor. Türkiye o zamanki gibi bugün de kilit ülke. Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın sözlerini unutmayalım. 20. yüzyılın ilk 50 yılını Türkiye belirledi. 21. yüzyıl ilk 50 yılı da Türkiye'nin alacağı doğrultuda şekillenecek. Evet.
Şimdi Clinton'ın eşi Hillary, Condoleezza Rice'ın yerinde. Amerika'nın Dışişleri Bakanı ve Amerikan Başkanı Obama'nın gözü Türkiye'nin üzerinde. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Hillary, Türkiye'nin limanlarını istiyor. Fener Rum Patriği ekümenik olsun diyor. Kürt devletine hamilik yapın diyor. Ermenistan'la bir bütün olun diyor. Kilit ülke Türkiye, bakalım 21. yüzyılın ilk çeyreğinde kendi çıkarları çerçevesinde bir politikayla kirli oyunlara cevap verebilecek mi? Benim en ufak bir kuşkum yok. Bu millet düşünülebilecek her melanete karşı koyabildi. Bu oyunlarla da başa çıkacaktır. Bu çıkışta yine Mustafa Kemal'in sözleri yolumuzu aydınlatacaktır. Bakın 1922'de yepyeni bir cumhuriyetin eşiğinde o ne diyor? Ulusal mücadelenin amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlıkla gerçekleştirilebilir. O nedenle Türk halkı mali bağımsızlığını dışarıya peşkeş çekenleri anlamalı, kendi refahıyla ve ülkenin bekasıyla oynayanları tespit edebilmelidir. İyi akşamlar efendim. PKK ile PYD akraba güçlerdir. Liderimiz Öcalan yakalanmış. Bunun bizde yarattığı öfke ile bir savaşa hazırlık durumumuz vardı. Bunu gören birçok bölgesel ve uluslararası güç teşvik edici tutumlar içindeydi. Mesela örnek verirsek? Diyelim uluslararası anlamda Rusya. Bölgesel anlamda İran, Suriye, Irak, Ermenistan vesaire. Birçok güç Türkiye'de bir savaşın, iç savaşın başlatılmasını arzu ediyorlardı. Çeşitli tutum ve davranışlarıyla da bu arzularını pratikleştirmek için teşvikte bulunuyorlar. Yani bu ülke temsilcileri PKK'ya gelip Türkiye ile savaşı mı dediler? Yani belki öyle açık söylenmez. Yani bu açık tür söyler. Açık söylerim. Açık söylerim. Yani o güçler böyle açıkça gidin savaşın biz destekleriz demezler. Niye Türkiye düşmanlığı bu kadar arttı? Bir tek şeydi. Türkiye dedi ben işte böyle denetim altında izinle hareket eden bir güç olmaktan çıkmak istiyorum. Ben bir gelişme içerisine girmek, bölge ve dünya gücü olmak istiyorum. Bunu dediği anda biliyoruz ki Türkiye karşı dünyanın çeşitli devletleri tavır aldılar. Ve bu tavırları devam ediyor. Türkiye'yi bu iddiasında vazgeçirmek için de iş sorunlarını kullandılar. PKK'yı kullanıyorlar. Yani tekrar bir savaş gündeme koydular PKK üzerinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 ülkesi bugün PKK'yı destekler pozisyonda. İngiltere her ne kadar kendi tarzıyla yapıyorsa, İngiltere'dir, Fransa'dır, Amerika'dır, Rusya'dır. Özellikle Rusya bu işin başını çekiyor. 4 Güvenlik Konseyi ülkesi direkt ve en direkt destek konumunda. Ham bölgede İran'dır, Suriye'dir, Irak'tır, Lübnan Hizbullah'dır, ondan sonra diyelim Ermenistan'dır. Bu ülkeler yani destekler konumdadır. Şimdi lideri yakalanmış. Yani bazı etkili kadroları da örgüt dışına itilmiş bizim gibi. Örgüt yani mikrop kapmaya açık hale gelmiştir. Evet.
PYD, PKK'den kopan güçlerin oluşturduğu bir partidir. Ama o partinin çalışmalarına ben de katılmışım. Yani onun diyelim kadrolarını eğitme, program tüzük ve kararlarını hazırlama, hatta toplantılarını düzenleme, kuruluş aşamasında bizim de ciddi katkılarımız var. Kendimizi PYD'nin kurucuları arasında görüyoruz. Şimdi PYD tabii ki bu kuruluş çalışmaları içerisinde yer alanların %70'i PKK gerilla yapısıydı. Diğer %30'u ise halk içerisinde tespit edilen delegelerdi ki bunlar da PKK sempatizanıydı. O yapı büyük çoğunlukla PKK'den geldi.